Evet, geçen ders sıralı devrelere başlamıştık. Sequential circuits. Bundan önce biz combinational dediğimiz birleşik devreleri görmüştük. Giriş sinyali değiştiği anda içeride bir hafıza birimi yok. Sonuca direkt etki ediyordu. Fakat sıralı devrelerde, sequential devrelerde geçmiş veriler de bizim için önemliydi demiştik. İçeride bir hafıza birimi var. Bir derken bir veya daha fazla bitten oluşan genelde latch ya da flip flop dediğimiz yapılar. Ama latch de değil artık günümüzde %99 flip flop kullanılıyor. Latch'in kullanım alanlarının biraz daha kısıtlı olduğunu, özellikle FPGA'de hatta latch kullanıldığında dahi tool'un, Vivado'nun mesela uyarı verdiğini görmüştük. Yani latch bak kullanıyorsun, farkında ol gibi. Şimdi neden peki böyle bir şey var? Latch ile flip flop arasındaki fark neydi? Kısaca özetlemek gerekirse latch dediğimiz yapıda clock 1 iken Q eşittir de, yani şu bölgelerde, şunu yine şey yapalım, clock 1 olduğu yerlerde Q eşittir de, Q eşittir de, flip flop'ta ise clock'un yükselen veya alçalan kodlamaya göre kenarında Q eşittir de. Aslında bütün algoritma bu. Yani bakıyorum burada. Clock şurada 1. İşte şu aralıkta D neyse Q da odur. Burada hayır, eski değerini korumaya devam ediyor. Yani şu andaki değeri neyse, son clock 1 olduğu andaki değeri neyse Q'nun, bir sonra clock 1 olana kadar devam ediyor. Clock 1 mi oldu? İşte şimdi tekrardan Q eşittir de bu şekilde atamaya devam ediyor. Yani içeride bir geçmiş durumunu muhafaza ediyor. Oysa clock, yani flip floplarda ise clock diyelim yükselen kenarına duyarlı. Clock yükseldi. Burada bakıyorum D 0, Q'da 0 oldu. Q değerini bir sonraki yükselen kenara kadar koruyor. 0'sa 0, 1'se 1 durumunu muhafaza ediyor. Burada tekrar geldi baktı. Aa, D 1 olmuş. Q'da 1 oluyor. Bir sonraki yükselen kenara kadar biri koruyor bu sefer. Burada olanlar onun için önemsiz, umurunda değil. Buraya geldiğinde tekrar bakıyor. D1 devam. Oyna devam. Buraya geldi baktı D1 oyna devam. Buraya geldi baktı A D0 olmuş. Ben de sıfıra düşeyim. Buraya geldi baktı A D1 olmuş. Tekrar birleşik. Yani flip flop ve latch'in farkı budur. Biri şurada da demiştim. Level sensitive, yani seviyeye duyarlı. Sıfır değil de bir olma seviyesine. Öbürü ise edge, köşe sensitif, kenar sensitif, yükselen kenara duyarlı. Böyle de söylenir genelde. İşte bunun Verilog'da nasıl kodladığımızdan bahsettik. Bunları tekrar durmuyorum. Detaylıca anlattık bunlardan. İşte pozitif edge olabilir, yükselen kenar veya negatif edge olarak da kodlayabiliyoruz. Alçalan kenarda bakıyor. Sonra resetten bahsettik. Neden resete ihtiyacımız var? Genelde aktif low olur dedik. Bu senkron bir resetti. Aktif high da olabilir duruma göre. Yani standarda göre genelde. Şimdi asenkron da olabilir. Asenkron olursa sensitivity liste koyuyorduk reseti. Burayı yanlış yazmıştım. Böyle bıraktım ki ibret olsun diye. Hani sıfır olacak burası diye. Reset gerekli miydi değil miydi? Bu sunumun üstünden de geçmiştik. Şimdi gelelim. Daha önceden yaptığımız bir 8 bitlik toplayıcı çıkarıcı devremiz vardı. Adder subtractor. Hatırlıyorsunuzdur. Ve bunu Verilog'da yazıp hatta simülasyonunu da yapmıştık. İki tane giriş sinyalini alıyor. Op sinyali sıfırsa toplama işlemi yapıyor. Op sinyali birse o zaman çıkarma işlemi yapıyordu. In sıfırdan in biri çıkıyordu. Ve burada hani ne kullanıyordu? Carry dediğimiz yapıdan vardı FPGA'nin içerisindeki. Loop'ları kullanıyordu bir de. Bir de tabii buffer'lar. Input output buffer'lar. Şimdi ben bunu senkronize etmek istiyorum. Yani senkronize etmek terimi şu demek. Bunun çıkış sinyalini bir clock'la senkronize etmek istiyorum. Yani clock'un her yükselen kenarında bu çıkış versin. Input değişir değişmez hemen içerideki gecikmeler var. Doğru. Şunlar combinational gecikmeler. Hemen sonuç çıkmasın da bir clock'la senkronize edeyim. Neden böyle bir şey yapıyorum? Çünkü
Başka bunun gibi devreler de olacak benim tasarımımda, değil mi, normal bir şeyde. Ve hepsinin çıkışı hep aynı clock, aynı yükselen kenarda senkronize olsun. Yani öbür türlü şöyle bir clock olmasın ama şöyle bir T anı olsun. Şurası zaman olsun. Atıyorum birkaç tane farklı farklı blok var. Bir tanesi add sub bloğu mesela. Add sub. Şurada başka bir blok var. Bunlar hep combinational olsun böyle. Çeşitli aritmetik, mantıksal, kaydırma her neyse bir şeyler yapıyor veya işte if else yapılar gibi. Biri çıktısını şurada oluşturuyor. Mesela bunun çıktısını bu kullanacak. Bunun çıktısını bu. Bunun çıktısını şurada kullanıyor, şurada kullanıyor olsun. Böyle bir devreler topluluğu. Hepsi birbiriyle var. Bu şimdi çıktısını diyelim şu zamanda oluşturdu. Ama şu girişe de ihtiyacı var. Bunun çıktısı buraya gidene kadar bir zaman geçti ve bu bir hesaplamalar yaptı. Bunun çıktısı şurada oluştu. Bu değişir değişmez tekrar bu değişiyor. O zaman bu tekrar hesaplamaya başlıyor. O arada bu da değişti derken bunun da hesaplamaları, bu yeni bir şey hesaplıyor derken zamanlar arasında peki ben hangisi benim için doğru sonuç? Yani bir şey olması lazım. Diyelim ben buranın inputunu değiştirdim. Bir inputları vardı. Ona göre farklı bir çıkış sinyali oluştu. Şurada. Bu gitti bunu etkiledi. Bu gitti şunu etkiledi derken ben ne zaman diyelim benim en son çıkışım da şu. Böyle böyle dolanıyor. Bir sürü burada if else'ler bilmem neler. Combination'ın hepsi. En son şurada benim bir y output'um olsun. Şurada da x işte neyse a, b girişler var. A, b girişleri verdim. Peki y ne zaman benim için doğru olacak? Çünkü bu bunu etkiledi. Bu sonra şuradan şöyle bir çıktı üretti. Bu tekrar bir feedback oluşuyor. Geçmiş olsun zaten. Şurada bir geri besleme var. Sürekli bunu update ediyor. Belki hiç stabilize olamıyor. Yani bu kadar kompleks bir şeyde ben zamanlamayı nasıl ayarlayacağım? Timing T, timing hatta. Timing şey. Ama onun yerine bu bütün devrelerin şu combinational devrelerin şöyle bir sürü combinational devre var. Bunların çıkışları şöyle bir flip flop olsa ve bir clock burası D, burası Q. Bunun çıkışı atıyorum buraya girebilir. Şuraya girebilir. Şuraya girsin. Ne bileyim ben. Buradan bu sonra bunun da çıkışını ben bir flip flop koysam şöyle. Burası da D, burası da Q. Bunun çıkışı atıyorum şuradan Q çıktı. Şuraya girdi. Şuraya da girdi. Her neyse yani. Bunun çıkışında da bir flip flop olsa, bunun da çıkışında bir flip flop olsa, bir flip flop derken hani n bit olabilir yani bir bit olmak zorunda değil. Burada 8 bit olacak. Her neyse. Yani böyle bir flip floplar olsa yani memory unitleri ve hepsinin clock sinyali şöyle bütün hepsinin saat sinyali hepsinin şu olsa şöyle clock. Bir tane sistemin girişi şöyle. Ve bu clock da şu şekilde çalışsa ne olacak? Yükselen kenarda hepsi hesapladığı şeylerin sonucunu şu D'den Q'ya aktaracak. Ve hepsi aynı anda bir çıkış oluşturacak. Ve bir sonraki yükselen kenara kadar buradan inputları değişti hepsinin. Burada yeni hesaplamalar yapıldı. And or'lar bir şeyler. Tekrar yeni bir çıkış oluştu, oluştu, oluştu. O yeni çıkış işte bir sonraki clock sinyaline kadar tekrar bu D'de kalıyor ve Q'ya geçmiyor. Ve böylece benim bütün devrelerim senkronize olmuş oldu, senkron oldu. Ve hepsi saatin yükselen kenarında. Ama belki şu adam, şu devre saat yükseldi, yeni input geldi buna şuralardan. Belki bu adam şuralarda işini bitirdi. Ama şuraya kadar beklemesi lazım. Tamam. Belki şu adam şurada işini bitirdi. Combination'ın hesaplamaları. Ama şurayı beklemesi lazım. Belki bu adam da ta şurada bitirdi işini. Tamam. Yani çok az bir zaman kala bitirebiliyor. Çünkü bu devre öyle çalışıyor. Çok fazla lojik kapısı var içinde. O yüzden sinyalin kat etmesi gereken yol çok fazla. Çok hesaplama var burada. O yüzden bu adam ancak şurada sonucunu üretti. Ama ne oldu? Hepsi bekletiyor bütün sonucunu şurada. Ne zaman ki flip flop clock rise edge vurdu,
Hepsi sonucunu şuraya bir anda yazdı ve tekrar aynı gecikmelerle aynı hesaplamalar yapılıyor. Burada ibret almak isteyenler için çok güzel bir şey çizildi aslında. Neden? Şöyle sorular o zaman benim kafamda oluşması lazım. Ha, o zaman benim bu frekansımdır değil mi? Bakın şu bir frekanstır. Periyot daha doğrusu. Buna periyot diyoruz. 1 bölü t dediğim değer de benim frekansım. E şimdi siz bir bilgisayar satın alacağınız zaman kaç frekansmış bu falan diyorsunuz değil mi? Veya işte cep telefonu bilmem nesi A9 şu A53 işlemci şu kadar clock frekansında koşuyor diyorsunuz. İşte bu clock frekansını demek ki belirleyen şeylerden en önemlisi içerideki bu combinational dediğimiz birleşik devrelerin gecikmeleri. Yani sen bu clock'u şurada yapamazdın değil mi? Şöyle, yani şöyle olsun, şöyle olsun. Yapamazdın çünkü bu daha sonucunu hazırlamadı şu arkadaş. Her neyse. Yani demek ki bu gecikmelerin benim sistemimin, senkron sistemimin çalışma frekansına da çok ciddi bir etkisi var. Yine buradan yine anahtar kelime olarak söylüyorum. Eğer bu arkadaşın gecikmesi bu kadar fazlaysa ben ama saat hızını da arttırmak istiyorum. O zaman sanki şunu şöyle ikiye bölsem gecikme anlamında. Şuraya için bir tane flip flop koysam. Sonra bunun çıkışını yine şu diğer yarısına şey yapsam ve buraya için de bir flip flop koysam. O zaman sanki bu artık şu gecikme şuralara düşebilir. Yani şunun gecikmesi bir de bunun. Toplamda yine buralarda kalır ama bunun çıkışını oluşturma gecikmesi buralara kadar düşebilir. Böylece ben artık şuraya düşürürsem bunu saatimi şuralardan şöyle kesebilirim. Hatta şöyle yapabilirim. Yani çok daha düşük bir periyotla çalıştırabilirim. Bu konuya da ilerleyen aşamalarda daha çok değineceğiz. Buna pipeline, boru hattı deniyor. Burada da değinmiş olduk. Tamam, şu an sadece değinmiş olduk. Şimdi, yani buradaki neden senkronize etmek, yani şu laf üzerine bunca benim muhabbetim şu laf üzerineydi. Senkronize etmek. Neden senkronizasyona ihtiyacım var? Bu yüzden. Burada ben yine reset sinyalimi ekledim buraya. Bunu senkronize ederken. Artık bir saat sinyalim var senkronizasyon için. Başka bir şey yok. Peki ne yapacağım? Daha önceki kodumda burası always. İşte giriş sinyalleri neyse oydu. In 0, in 1, op'tu. Şimdi artık clock'a burası duyarlı. Ve bir de reset kullandığım için reset'e. Bakın sıfırlamam lazım. Şimdi benim bu result'ım geçen sefer bir lookup table'ın çıktısıydı. Ama şimdi artık bu bir flip flop olacak. 8 tane flip flop çıkışı. Çünkü 8 tane 8 bitlik bir sonuç var. 8 tane flip flop lazım. Dolayısıyla result dediğim şey artık içeride bakın non-blocking assignment dediğim atamayla şöyle sıfırlıyorum. Bu benim reset sinyalim. Ve o geçtim resetlemeyi. Hadi boş vereyim. Asıl burada hiçbir fark var mı önceki koddan? Aslında pek bir fark yok. Sadece belki non-blocking assignment dediğim şeyi kullandım. Ama onun dışında bir fark yok. Fakat benim always yapımın artık sensitivity listi, duyarlılık listesi bu clock'a ve postage olduğu için bunu benim Vivado diyor ki bu always postage clock'un içerisinde atama yapılan sol taraftaki eşitliğin sol tarafındaki bu şeyler bunlar birer flip flop'tur. Bunu Vivado anlıyor ve dolayısıyla buraya geldi bakın 8 tane flip flop ilk defa bakın sentezledi. Tabii flip floplar sentezlerinin sonucunda da flip flop vardı ama bu artık bir tane devre toplayıcı çıkarıcı devresi ve gördüğünüz gibi 8 tane flip flop kullandı. 9 tane de lookup table kullandı. Peki lookup table'lar ne için demiştik? Combinational. Bunlar birleşik devreler için. Combination işlemler için. Yani bu çıkarma, toplama, multiplexer. İşte bunlar hep combinational. Tamam. Ve bunlar için bakın 9 tane lookup table ile bu işlemleri yapabilmiş. Yani 8 bitlik çıkarıcı var, 8 bitlik toplayıcı.
Bir de multiplexer. Bu tabii elaboration pivot'u. Elaboration stepinde. Şimdi flip flop dediğimiz bu 8 tane flip flop da işte şurası. Burası da sequential dediğimiz kısım. Bunları geçiyorum. Ha bir de buff G geldi. Çünkü artık clock sinyali clock buffer'dan general clock buffer'dan geçtiği için bakın 32 tane varmış FPGA'mizde. Bir tanesini bu clock kullanmış oldu. Ve flip flop sayısı da bu 7 serisilerde LUT'un 2 katı kadar. Yani bu basis 3 kartımızda 20.800 lookup table varken 41.600 flip flop var. Bu şekilde ben artık bu devrimi senkronize etmiş oldum. Ve bunun bu sefer Vivado'daki sentez sonuçlarına bakarsam sentez sonuçlarında da bu az önceki gösterdiği lookup table'lar işte carry kullanmış bakın şurada lookup table'lar ve işte en son bakın şu result çıktısı flip flop'larla senkronize edilmiş. FDCE diyor. İşte clear ve enable olan flip flop primitifi. 8 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve bunların çıkışı da output buffer dediğimiz çıkış sinyalini süren buffer'lara atanmış durumda. Bakın D girişi şöyle takip ettiğimizde çeşitli combinational logic'lerin işte carry, lookup table gibi yani şurada bahsettiğim toplayıcı, çıkarıcı ve multiplexer'ı ihtiva eden şeyler şunlar aslında. Bir kalan bu 8 tane işte flip flop'ta şuradaki 8 tane flip flop'ta işte şurada sentezde. Yani aslında şu benim çizdiğim bir sürü o bulut şeklindeki combinational devrelerin işte şunlar çeşitli aritmetik mantık işlemler yapıyorlar ve sonuç en son bakın clock sinyali şuradan global buffer'dan geçiyor buff-G'den ve bu bütün flip flop'ların şuradaki C yazan clock girişine bağlı. Tamam, bütün clock sinyalleri. Böylece bu ne demek? Clock vurduğu anda bunun hepsi birden hazır oluyor. Belki bunun giriş sinyali şundan önce hazırdı. Belki hepsi aynı anda hazır değildi. Şuradaki gecikmeleri bilemiyoruz. Her bir flip flop'un giriş yolu farklı olabilir. Ama clock vurduğu anda bunlar D'deki sinyalleri neyse hepsini Q'ya aktarıyorlar. Ve bunun gibi bütün böyle alt modüllerdeki devrelerin hepsinde de bu şekilde yaparsam ben sistemimi senkronize etmiş oluyorum. Ve bu çok önemli bir kavram senkron sistemler. Birazdan daha detaylı bahsedeceğim. Şimdi register'a bir başlangıç değeri verebilir miyim? Yani reset kullanmasam yani aslında soru bu. Ya ben reset kullanmayabilir miyim? Aslında bunun cevabını vermiştim. Şurada bir tane slide'ımız vardı ve reset gerekli mi diye. Aslında Xilinx FPGA'lerde reset gerekli değil. Çünkü bir başlangıç durumu tanımlayabiliyorsunuz demiştik burada. Ama biz ne olur ne olmaz hep Xilinx FPGA kullanmayız SRAM tabanlı. Belki Microchip FPGA kullanacağız veya ASIC Yonga tasarımı yapacağız. O yüzden hani reset koyuyoruz genelde kodlarımıza demiştim. Ama pure böyle tamamen hep Intel ve Xilinx FPGA, Xilinx de AMD oldu artık da gerçi. Hani ağzımız alışmış. AMD ve Intel'in FPGA'lerini SRAM tabanlı kullanıyorsam onlar bu initialization dediğim initial value yani ilk güç verilir verilmez hangi değeri alacağını atayabiliyorsunuz ve bunu kabul ediyor. Bu diyor ya zaten it is not necessary to code. Yani o yüzden diyor gerekli değil. A global reset for the sole purpose of initializing the device. Yani cihazın flip flop'larının özellikle başlangıç güç açılır açılmaz power up'taki başlangıç değeri için aslında bir resete ihtiyacın yok diyor. Sırf bu amacın sırf buysa yani hani başka bir reset hani ya ben sistemi ara sıra resetleyebileyim diyorsan o ayrı bir şey. Ama sırf bunun için gerek yok diyor Xilinx FPGA'lerde. Bakın peki o zaman başlangıç değerini nasıl atayacağım? Hani şurada şey yapmıştım. Resetle sıfıra atamıştım. Şöyle tanımlayabiliyorum ben. Rank dedim ya result. Şurada da tanımladım. Eşittir diyorum ve initial değerini yazıyorum başlangıç değerini. Böyle yazarsam o zaman reset tanımlamama gerek yok.
Doğrudan içeride aslında op sıfırsa result eşittir toplam, değilse çıkarma işlemi. Ve initial değer dediğimiz başlangıç power up değerini bu şekilde de Verilog'da atamasını yapabiliyorum. Ne oldu bakayım? Bir şey değişmedi. Aslında değişen sadece ekstra bir lookup table, bakın 9 lookup table kullanılmıştı. Çünkü şey kullandığım için Active Long Reset ona bir lookup table harcıyordu. Burada onu harcamamış oldu. 8 lookup table kullanmış oldu. Ama RTL Elaboration'a baktığımızda bir de şurada bir reset, clear reset geliyordu. Artık gelmiyor. Doğrudan clock geliyor ve bunun initial değeri de 0 olarak bu şekilde atanabiliyor. Bu Verilog'da da, VHDL'de de böyle bir şey var. Ama hani dediğim gibi piyasada çok da istenilen bir şey değil aslında. Ama sırf FPGA, yani benim aklım fikrim işim gücüm FPGA diyorsanız o zaman tamam, bu da uygun yani. Resetle uğraşmazsınız. Şimdi yine biz flip flop deyince aslında o bizim kullandığım, size anlattığım flip flop D flip flop, D type flip flop diyorlar. Fakat diğer kitaplara baktığımızda, klasik kitaplarımızda, işte Mano'nun kitabına özellikle, başka flip flop türleri de var. İşte bunlardan bir tanesi JK, bir tanesi T flip flop. Bunları ben hatta LinkedIn'de de sordum ya, bunları dedim hiç kullanan var mı? Hiç hayatında bir JK ya da T flip flop'u gerçek bir hayatta kullanan bir tasarımcı var mı diye sorduğumda açıkçası tatmin edici bir cevap alamadım. Hemen hemen herkes kullanmadı diyor. Bu JK falan niye çıkmış o zaman derseniz, 1960'larda bu da özel bir entegre yapmışlar JK veya T flip flop. Hani sırf eskiden böyle ona özel bir çip yapmışlar ki, çünkü sırf bir amacı yerine getiren, böyle 1970'lerden mezun bir adamın yazdığı bir şeydi bu da. Hani Quora diye bir site var ya, Quora. Orada da sorulmuş bu soru. 70'lerde mezun olmuş bir mühendis Amerika'da bu 60'lı yıllarda bunların kullanıldığını, ama artık hani böyle bir şey yok. Çünkü şurası zaten D flip flop. Şu kısım. Bunun önüne ekstra şey koyuyorsunuz, kapı falan. O zaman zaten sistemi daha da karmaşıklaştırıyorsunuz. Halbuki basitleştirmeniz lazım. Bir amaca da hizmet etmiyor. Dolayısıyla hani bunlar, hatta bazı hocalarım ben bunları anlatmıyorum bile dedi. Yani bir tane hocam mesela Sabancı'dan, ben bunları artık derste anlatmıyorum dedi yani. Ama hani ben yine de hani duyarsanız yarın bir gün sağda solda, ya işte JK flip flop internette atıyorum bir sınav sorularına hazırlanıyorsunuz internetten, başka üniversitelerin veya başka ülkelerin, orada karşınıza çıkabilir diye bunlardan da bahsetmiş olayım. Artık günümüzde pek bir kullanımı kalmadı. O yüzden kitaptan bakabilirsiniz, hani onu söylemek istiyorum. Hani ben bunun üstünde vakit harcamak istemiyorum. Ama Mano'yu açarsanız tasarım yaptırıyor. Tasarımı önce D flip floplarla yaptırıyor. Sonra hadi bir de JK ile yapalım. Sonra hadi bir de T flip flopla yapalım. Böyle hatta ODTÜ'de falan da yani finallerde çıkardı böyle sorular. Ya bu JK'yi kullan, bir de T ile yap, bir de D ile yap bakalım. Bir de şöyle bir şeyle yap diye. Bence artık bunlara pek şey yok. İşin mantığının teorisinde de çok gerekli şeyler değildir diye ortaya bir iddia attım. Şimdi gelelim bizim yazmaç Türkçe, register. Aslında şu ana kadar kullandık bunları. Yani bir bite flip flop diyorduk. Flip flop. Birden daha büyük bit olduğu zaman da bunları yazmaç. Hani yazmaç olarak isimlendiriyoruz. Register. Peki bunu nasıl kodlarım? Yani flip flop'la aynı aslında. Flip flop'ta ne yapmıştım? Input demiştim. D demiştim. Ama burada vektör tipinde tanımlıyorum. Orada skalar tanımlamıştım. Diyelim 4 bitlik bir modül yazıyorum. Böyle bir şeye ihtiyacım olabilir diye. Bir kütüphane hazırlıyorum Verilog'da. Reg4 diye bir şey hazırlayacağım. İsmini verdim. Ne olacak? Inputlarım clock. Bir reset koyuyoruz. Artık buna aşinayız. D girişim var. Q var. 4 tane. Peki kodum nasıl? Aynı. Eğer reset ise Q eşittir 0. Yani 4 bit 0. Değilse Q eşittir D. Ve bu, bakın, 4 tane flip flop Vivado şu şekilde oluşturuyor. Yine clock'ta buff G var. Hepsinin aynı clock'u. Bu şurada loot kullandı. Sırf reset active flow kullandığım için Xilinx pek hoşuna gitmiyor.
Çünkü bunlar Active High Reset default olarak tanımlı olduğu için. Neyse, onlar çok önemli değil. Bir register bu şekilde tanımlıyorum. Bu register yani aslında şöyle kağıt kalemle de şöyle çizilir. Hani flip flop'u şöyle çiziyorduk. Hemen D diyorduk. Q diyorduk. Şurada bir de bir Q bar var ama o da pek artık piyasadaki flip flop'larda görmediğimiz şeyler. Şurada bir de clock olur. Bir de hadi şurada da bir reset olsun. Yani genelde kağıt kalemle böyle çiziyorduk. Register'ı nasıl çizerim? Peki register'ı da böyle şematik gibi çizecek olsam. Clock aynı. Clock. Reset aynı. Şurada reset. Active low olduğu için şuraya bir baloncuk koyulur. Şurası D. Şurası Q. Genelde de şöyle gösterilir kitaplarda. Şöyle bir 4 yazarsan şuraya. 4 bit yani sanki burada 1, 2, 3, 4 tane kablo. Ve burada da şöyle 4 tane flip flop varmış gibi böyle uzun uzun çizmek yerine işte şöyle hop hop 4 4 diye gösteriliyor. Bu da register yazmaç ismi veriliyor. Peki bu 4 bitlik ama benim 8 bitlik bir register'a da ihtiyacım olabilir. Orada ne yapacağım o zaman? Diyeceğim ki o zaman sadece değiştireceğim şey Q 0 derken 8 bit 0. Şuraya da D 8 bit, Q 8 bit diye tanımlayacağım. Kod kısmı aynı. Bakın bunda da 8 tane flip flop kullanmış oldu şu şekilde. Tamam. Peki yani ben o zaman her bir register için kütüphaneme bir dosya mı oluşturmam lazım? Yani ya 4 bitlik benim register ihtiyacım olabilir mi? Tabii ki olabilir. O zaman reg4 yazdım. 8 bit zaten 1 byte. Hani pek çok şey bundan lazım bana. Dolayısıyla reg 8 lazım. O zaman reg 16 da mı lazım? Hani reg 16 da olsun. Reg 32 de olsun. Bir de FPGA'de böyle standart 8, 16, 32 değil. Yani 5 bitlik bir şey de lazım olabilir. Reg 5. Böyle bu hepsinin için bir dosya mı oluşturayım? Reg 5 nokta V. Reg 33 o da lazım olabilir. V falan. Ya yani böyle böyle. Sadece bunlar register'lar ha. Atıyorum adder yapacağım toplayıcı. Adder 8. Adder 9. 9 bit iki sayıyı topluyor. Adder 12. O böyle böyle böyle. O zaman yüzlerce ben her bir yani sırf bit sayısı değişiyor bakın bu dediğim şeylerde. Bit işte 3, 5 veya toplayıcı mesela toplayıcıyı düşünün. Evet sap 8 bit. Yani ben 16 biti toplayacak olsam ne olacak? İşte o zaman böyle tasarım mı yapacağım? Şu 8'i koyayım. Şu ilk 8 bit şuraya girsin. İkinci 8 bit şuraya girsin. Bunun eldeli yapmalıydım, yapmadım. Bunun çıkışı şuradan bir de eldeyi şuraya al. Böyle 64 bit için böyle tık 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 mı yapacaktım? İşte buradan yani hani hazırladım hazırladım. Getireceğim nokta parameter. Parameter keyword'ü anahtar kelimesi. Veri nokta şu şekilde. Veri nokta bu parameter dediğimiz anahtar kelimeyle bir parametre tanımlıyoruz. Modülün içerisinde bakın. Böyle bir şekilde gösteriliyor. Ben buna rect param ismini verdim. Ve burada ne aslında benim parametrem ve burada 32 olarak şu an default bir değer verdim. Ve parametrik hale getirdim. Parametrik kavramı bu demek. İçerideki bütün işlemleri, tanımlamalarımı da ne sayı yani ne parametresine göre yapıyorum. Yani giriş sinyalim ne eksi 1 0 yani ne 5 ise 4'e 0 ne 32 ise 31'e 0. Şurada tanımladığım Q register'ı bu şekilde. Yani burada o zaman atamayı nasıl yapacağım? Hani atamayı şurada 8 bit 0 diyordum. Burada 4 bit 0 diyordum. Burada ne diyeceğim? Kaç bit olduğunu. Verilog'da şöyle bir işlem var. Şöyle süslü parantez 1B0 yazdım 1 bitlik. Bundan n tane concatenate et anlamında şu a, sintaks tamam. Ya bu nasıl oldu? Nasıl böyle oluyor? Bu sintaks bu şekilde. Yani aslında n tane 1 bit anlamına geliyor şu ve 0 1 bitlik 0. Yani bu q n 32 ise q eşittir 32 tane 0 anlamına geliyor. Şu şekilde kullanın.
Diğerinde zaten gerek yoktu. Dolayısıyla ben aslında bir tane rekparam nokta ve verilog dosyasıyla aslında böylece bir sürü işte reg 5, reg 3, reg 4, reg bilmem ne yerine sadece bir parametre tanımlayaraktan bundan kurtulmuş oldum. Bu da o yüzden kullanım kolaylığı açısından ve projeleri takip etme açısından çok daha mantıklı. Mesela bunu böyle sentezlediğim zaman burada bakın 32 tane flip flop kullanmış olduk. Ha, bunu peki ne eşittir 32 dedim, 5 nasıl diyeceğim? Bu neyi silip 5 mi yazacağım buraya? Hayır. Biz hiyerarşik tasarım görmüştük. Bir de instantiation dediğimiz şeyi görmüştük. Half-adder, full-adder tasarlarken mesela. Nux tasarlarken. Bu reg paramı kullanırken şöyle reg param diyeceğiz. İşte her neyse ds atıyorum buraya 5 yazacağız. Onu bakarsınız. Zaten laboratuvarda da vardır o. Sadece ben burada hani bunu böyle parametrik yapılabildiğini göstermek istedim. Hani bunun nasıl instantiate edileceği, nasıl kullanacağını internetten bakabilirsiniz ya da laboratuvar derslerinde de kesinlikle bu konu vardır diye düşünüyorum. Evet, şimdi bakın aslında sıralı devrelere geldik. Sıralı devrelerde de flip-flop, latch kavramlarından bahsettik. Bir senkronizasyondan bahsettim. Hani senkron deyince artık ne demek, bir fikrimiz var. Senkronizasyondan bahsettik. Ve şimdi de asenkron ve senkron sıralı devreler. Şimdi asenkron sayısal devre diye bir konu var. Ve bu konu bizde bir dönem işlemişti. ODTÜ'de merhum Hasan Güran hocamız, hatta Oğuz hocamın da hocası. yani hatta ondan öncekilerin de hocasıydı. Bilgisayar mimarisi dersi verilirdi iki dönem. Ve orada bu bir dönem boyunca biz asenkron devreler işlemiştik, hatırlıyorum yani. Ve asenkron devreler, yani asenkron sıralı devreler, böyle bir konu. Bu bir dönem çok popülerleşmiş dünyada. Yani flip flop kullanmayalım. Flip flop kullandığımızda clock'la bunu senkronize ediyoruz demiştim biraz önce. Flip flop kullanmadan şu kapıların gecikmesi var. Bu veya gecikme ekleyelim. Bunlardan öyle bir tasarım yapalım ki hani ben o az önce zaman doğrusu çizdim ya ve orada dedim senkronizasyon kayboluyor işte. Şöyle zamanlama bozuluyor. Bunu ama öyle bir düzenleyeyim ki ben bu gecikmeleri şeyi çok düzgün çalışsın. Hiç böyle bir olumsuz durum yaşanmasın. O zaman bu çok hızlı olur. Çünkü flip floplarda gösterdim yani bazı combinational gecikmelerin daha az sürdüğünü, bazılarının daha uzun sürdüğünü ama hepsini senkronize etmek istersem en sonunda bir clock'u beklemek zorundayım orada. Burada clock yok, bir şey yok. Girişler var, girişlere göre içeride durumlar var. Ve bu durumlardan geri beslemeyle tekrardan yani durumlarımı benim kablolar oluşturuyor. Yani burada bir clock'la senkronize edilmiş bir flip flop yok şuralarda, tamam mı? Yani normalde bizim az önce gördüğümüz şeyde bu devrede bir clock sinyali olacaktı şurada. Clock gelip ikisine de bağlanacaktı. Bunun şeyi şu olacaktı. Çıkışı da şöyle gidecekti. Bu da şu şekilde olacaktı. Ama asenkron devrelerde işte bu gecikmeler hesaplanarak yapılıyor. Bunlarda bellek bulunmaz. Saat sinyali yok. Kapı seviyesindeki gecikmelere dayalı ve geri besleme ile durumlar, bakın gene Q1, Q2 var durum. Asenkron teorik olarak daha hızlı çalışıyor. Çünkü dediğim gibi bu clone senkronizasyonunu beklemenize gerek yok. Yani şuradan şuraya kadar beklemiyor. Asenkron başladı. Diyelim şurada işi bittiyse bir sonraki duruma hemen şurada geçiyor. Başladı, bir sonraki duruma şurada geçiyor. Bunu da beklemek zorundasınız. Bütün sistemi senkronize ediyoruz çünkü. Her bir combinational gecikme en yavaş olan combinational devre neyse ona göre şu kulağı ayarlamak zorundasınız. Burada öyle değil. Ve daha az güç tüketiyorlar. Fakat asenkron devrelerin zamanlama, timing analizi çok zor. Yani bunun gecikmesi sıcaklıkla da değişiyor bir de. Hani sıcaklık değiştikçe de bunların fiziksel davranışı değişiyor. Bunlar transistör. İşte silikondan meydana gelmiş elektronik komponentler aslında şunların hepsi. Tabii transistör seviye dirençler var, kapasitif etkiler var. Bunlar
Sıcaklık şurası T olsun. Şöyle T Kelvin. Neyse artık. Bu da onun gecikmesi olsun. Latency denir ona. Latency, gecikme. Şu kapının gecikmesi sıcaklık arttıkça şöyle artar yani. Bu bir fiziksel bir fenomen o. Yani fiziksel bir olay. Sıcaklık soğudukça da bunun gecikmesi biraz azalır. Böyle bir şey var. Şimdi bu devreyi ben karakterize edip gecikmeleri diyelim hesaplayacağım. Atıyorum 40 dereceye göre mi? 60 dereceye göre mi? 25 dereceye göre mi karakterize edeceğim gecikmeleri? Bunları ayarlamak çok zor. Zaten analog, yani analog diye bir ders var almamışlar için. Analog circuits, analog şimdi analog devrelerde de işte bu dirençlerin, içerideki transistörlerin modellemesi sıcaklığa göre değiştiği için şeyleri açtığın zaman data sheetleri bayağı işte sıcaklığa göre farklı şeyler çizer. Şuraya T der sıcaklık. İşte sıcaklığa göre bir şey performans analizi falan değişir mi böyle. Dolayısıyla çok zor. Yani böyle bir tasarımı gerçekten çalıştırabilmek çok zor. Fakat günümüzde hala bak altını çizdim. Akademik alanda asenkron devreler var. Çalışılıyor yani böyle bir konu. Çünkü potansiyeli çok yüksek. Asenkron devre. Şey gibi hani quantum computing mesela. Potansiyeli çok yüksek kuantumun. Hatta yavaş yavaş haberlerini duyuyoruz. IBM sanırım, Intel uğraşıyor bunlarla. Kuantum biraz daha böyle sanki gerçekliğe doğru yaklaşıyor gibi. Ama asenkronun da potansiyeli çok yüksek. Analog devre gibi çalışıyor. Bekleme yok çünkü saatle. O yüzden hani hiç belli olmaz. Belki 5 yıl sonra bir anda asenkron diye bir yeni bir asenkron çağı çıkabilir. Hani o yüzden bundan da haberdar olmanızı istedim yani. Böyle bir şey de var. Asenkron devreler, sayısal devreler. Fakat şu anki teknolojide kullanılan bir şey değil. Ama hiç belli olmaz. Bir anda quantum computing gibi veya yapay zeka. Yapay zeka dediğiniz konu yani akademik alanda 1940'larda başlıyor. İşte bu Perceptron var meşhur. Perceptron, her şeyde herkes yapay zeka ya. 1940'larda işte bu Perceptron adamın adını unuttum. Bir makale yayınlıyor. Sonra bir anda popülerleşiyor böyle. Hatta o mesela kitap yazılıyor değil mi? iRobot falan. Ondan sonra bir bunda iki tane şey oluyor mesela. Yapay zeka kışı deniyor ona. AI Winter mesela. AI Winter geliyor. Yani 1900 bilmem kaçlar arası. Öyle bir hype'lanıyor ki bu. Diyorlar ki tamam yapay zeka artık bundan sonra her şeyi yapay zeka yapacak. Tabii 1950'lerde demeye başlıyorlar. Bir bakıyorlar ya aslında bu pek de mümkün değilmiş bu fiziksel imkanlarda. Sonra işte biraz daha sonra popülerleşiyor akademik dünyada. Japonlar yeni işte bu backpropagation'dır. Ne bileyim o tarz konuları buluyorlar akademik camiada. Bir anda yine hortluyor işte yapay zeka bir anda her şeyi yapay zeka yapacak. Yine aa neyse falan. Ta ki 2012 yanılmıyorsam bu işte Alex Kanada'daki bu meşhur bir tane hoca var. Onun öğrencisi Alex. Alex Net'le bu şeyle yani Neural Network yapısıyla CNN dediğimiz algoritmayla, Convolutional Neural Network'le bir anda bir yarışma var ya hani image şey görüntüyü object detection işte kedi mi köpek mi şey mi diye böyle bir object detection'da ilk defa insan gözünü geçiyor 2012'de sanırım ve orada yine bir anda bir hype'lanıyor bu tamam artık bitti artık yapay zeka insanı bile geçti tanımlamada dolayısıyla hani autonomous driving dediğimiz işte ADAS sistemler başka veri analiziyle ilgili şeylerde yapay zeka hortladı. Hem akademik anlamda hem de şu an piyasada da inanılmaz bir veri bilimcisi, yapay zeka implementasyoncusu, donanımda işte Xilinx olsun, Intel olsun nasıl yapay zekayı daha hızlı şey yaparım. Buna patlamış durumda. Halbuki 2000, ben öğrenciyken 2005, 2011 yıllarında yapay zeka konuşulurdu ama böyle hatta bitirme projesinde de bunu işte neural network yapısıyla yapın. Hadi bonus. Yani bonus yani. Hani yapın bir bakın falan gibi. Sonra bir anda patladı ve günümüzde artık yapay zekasız makale bile yazamıyorsunuz. Yani her şeye bir neural network, CNN, AI bir şeyler söylemek zorundasınız. Akademide de piyasada da işte
Atıyorum ya ben bir görüntü işleme yapacağım. Ya işte YOLO kullandın mı? Şunu kullanıyor musun? GPU'da işte Nvidia Jetson mı? Bir anda yapay zekadan kaçamıyorsunuz. Ve bu çok hızlı oldu yani. Ben bunun başını şey yaptım yani. Gördüm yani. Yapay zekanın nasıl hızlandığını. Şimdi belki sizler için şeydir. Her şey yapay zeka. Her şey yapay zeka. Ama bu bir 5-6 yıl önce öyle değildi. TensorFlow dediğiniz yapı bile kaç yıl? Çok yeni yani. Neden bu kadar yine konuştum? Hani akademideki bazı şeyler piyasaya çok sonradan dönüşebiliyor. Bunun her zaman bilincinde olmak lazım. Yani akademide şu an diye göz ardı edilemez bir şey. Ama bu ders kapsamında oturup asenkron devre tasarımı yapacağız tabii ki. Bizim işimiz senkron sequential circuit. Senkron sıralı devreler bizim işimiz. Bir iki dakika bir su içme arası verelim. Sizler de dinlenin arkadaşlar. 2 dakika kadar. Sonra devam edelim. Evet arkadaşlar. Bakıyorum soru var mı diye. Yok. Şimdi bizim işimiz senkron arkadaşlar. Biz senkron devrelerle çalışıyoruz günümüzde. Yani bu az önce anlattığım gibi burada da bir şekil olarak gösterdiğimizde bir modül olsun. Bu benim Verilog modülü gibi düşünün. Veya sistem veya bir alt modül. Burada external inputs demiş. Yani harici girişler, Verilog ve input diye tanımladığım şeyler. Çıkış sinyalini etkileyecek combinational circuit'ı, çıkış sinyalini etkileyecek bir etkisi var. Onun dışında Y çıktısı denilen aslında içerideki bir sinyal, durum, yani benim durumum bakın şurası digital storage dediğim flip-flop'lar ve buna next state variables diyor. Yani bir sonraki state'imin ne olacağını da etkiliyor bu giriş sinyalleri. Güzel. Ve bu benim bir sonraki state'imi belirleyecek sinyaller. Bu benim flip-flop'larım clock sinyaliyle senkronize. Ve sonra şu anki durumum benim burası present state variables diye geçer. Ve bunlar da bir sonraki state'i de etkiliyor. Yani benim bir sonraki durumum ne olacağı şu anki durumumla alakalı. Bir de şu anki çıkış sinyalini de etkileyen şeyler. İşte bu bir senkron sequential circuit dediğimiz yapı. Giriş sinyalleri, çıkış sinyalleri ve bir içeride hep baştan beri söylediğimiz sıralı devrelerdeki hafıza yapısı. Bu hafızanın clock vurduğunda bir sonraki clock'ta ne olacağını söyleyen girişler D girişi burası, Q çıktısı burası ve buradan çıkış şu anki durumum hem bir sonraki durumda ne olacağını hem de çıkış sinyalimin ne olacağını etkiliyor. Yani senkron sıralı devreler hem birleşik hem de sıralı bloklardan oluşur. İşte sıralı bloklar, şurası combination birleşik devre kısmı giriş sinyallerinin değişimine anında tepki veren, anında ve sonuç sinyalleri hesaplanan devredir. Şurası. Sıralı devre kısmı ise bir saat sinyaliyle senkronize olmuş ve genellikle dedim ama hani %99 latch artık pek FPGA'de özellikle kullanılmıyor. Flip-flop'lardan oluşan ve devrenin o anki durumunu, state'ini ifade eden bloktur. Flip-flop'lar saat vuruşunun yükselen ya da alçalan kenarında giriş sinyal değerini çıkış sinyaline iletiyor.
Bu işte senkron sıralı. Ve bunun gibi bir sürü devre olduğunu düşünün. Bu bir senkron sequential system deniyor buna. Şimdi bu kitap Harris'teydi bu galiba. Hani kendince bir senkron sequential circuit kuralları nelerdir diye tanımladığında şunu söylemiş. Demiş ki bütün devre elemanları ya bir register'dır, yani flip flop. Bazen flip flop ile register birbirinin yerine kullanabiliyor. Hani şaşırmayın. Hani ben register'a birden fazla flip flop'un meydana gelmesinden oluşur dedim. Hani bazen bir flip flop için de register denebiliyor yani. Tamam. Şaşırtmasın sizi. İşte kitapta öyle demiş. Ya bir register'dır yazmaç ya da bir birleşik devredir. And or lookup table gibi şeylerdir. En azından bir tane elemanın register olması lazım. Yoksa combinational circuit olur. Tamam. Bütün register'lar, bütün flip flop'lar aynı clock sinyalini alırlar. Ve her bir cyclic path diyor. Yani aslında feedback oluşturan, geri besleme oluşan yapı en az bir tane register içermelidir. Yoksa asenkron oluyordu zaten, değil mi? Asenkron devrelerde flip flop yoktu. Burada flip flop olmak zorunda demiş. Yani dört tane kural tanımlamış. Bu senkron sıralı devre için. Senkron sıralı devre için. Ve hangileri senkron sıralı devredir diye de kitapta bir soru sormuş. Şu C dediği, CL dediği combinational logic. Bu clock dediği flip flop. Şu da latch demiş. Şunlar inverter. Adamın veya kadının deriz. Diğeri kadın. Tanımına göre bu bir senkron sıralı devre değil. Bu bildiğimiz bizim bir combinational birleşik devre. Bunu ilk 4 haftada işlediğimiz konularda bunlardı. Giriş sinyalleri var, çıkış sinyalleri, AND OR kapıları, toplayıcı, multiplexer, decoder her neyse. Saat yok, bir şey yok. Giriş değiştiği anda çıkış da etkilenir. Buysa bu derste gösterdiğim 8 bit senkron toplama ve çıkarma bloğu vardı ya, en sonuna flip flop'lar eklenmişti. Yani bu da bir sequential sıralı devredir. Fakat bu tanıma göre aslında şey değil. Bir tane ne derler? Sıralı, senkron sıralı devre değil. Çünkü cyclic path diyor. Yani bir feedback olması lazım şöyle. Bunu besleyen. Bu olmadığı için bu diyor ki senkron sıralı devre değildir. Yani çok önemli değil. Biz bunu yine ama sıralı devre. Yani çünkü clock var, register var. Bu tanımına göre hani bu da bu çok önemli değil ha, yani böyle sınavda bu işte hadi bakayım senkron sıralı devre mi diye sorma. Ha, burada latch olursa buna da kendi tanımına göre bu da şey değil diyor. Tamam, burada bir geri besleme var. Şuradaki gibi içerideki digital storage'dan. Fakat bu bir latch diyor. Latch olursa olmaz diyor. Bu tam tanıma uyan bir şey. Yani bir flip flop'lar, register var. Bu register'ın şu anki durumu, şurası Q. Gerçekten de bir cyclic path var burada. Şöyle bir yani dairesel geri beslemeli bir yol var. Ve burada bir flip flop da var. Yani flip flop olmayıp da şöyle bir şey yok. Ve çıkış sinyallerini de gerçekten şunlar etkiliyor. Ve bu bütün tanımları oluşturmuş oluyor. Bu peki nedir E şıkkında? Bakın burada çıkış sinyalinin önünde de bir combinational logic var. Yani burada çıkış sinyali doğrudan bu register değerleriydi. Mesela bizim şu yapımız gibi. Şu mesela. Şu. Burada bakın benim çıkış sinyallerim doğrudan flip flop çıktıları. Şurada da yani şu da öyle. Doğrudan flip flop çıktıları. Şu bakın şu çıkış ve doğrudan flip flop çıktıları. Şu da öyleydi. Çıkışım flip floplardı. Fakat burada bakın yine bir cyclic path var şöyle geri beslemeli. Doğru, tamam. Fakat burada giriş sinyalleri ve şu anki durum benim çıkış sinyallerimi oluşturmuş. Sadece şu anki durumum değil. Ama bu da bir senkron sıralı devre. Sadece çıkış sinyalleri ekstradan bir de giriş sinyallerinin ve şu anki duruma bağlı bir combinational logic oluşmuş. Bu ikisi gerçekten senkron sıralı devre. F'ye baktığımızda flip flop yok. Bunu az önce gösterdim. Bu bir neydi? Asenkron. Asenkron. Sequential circuit. Bu ne? Buraya bakalım. Burada da arkadaşlar
Clock yani register, combination logic, register, combination logic, register. Burada yine bu bir sequential circuit'tir, sıralı devredir. Ama hani bu tanıma göre bir cyclic path yok. Yani şu anki durumun alınıp bir sonraki durumun hesaplandığı şöyle bir path olmadığı için bunu hani direkt senkron sıralı devre değil demiş ama bunun asıl özel ismi pipelining dediğimiz boru hattı. Bu pipelining birçok yerde var işte. Video pipeline denir. Bir şey denir. Yani böyle sıralı bir şekilde önce bir işlem yapılıyor. Sonra başka bir işlem. Buna pipelining deniyor. Yani burada da aslında iki tane flip flop var. Ama buna gelen clock'la şuna gelen clock arasında iki tane inverter koyulmuş ki bu aslında logic değiştirmez ama bu clock şöyle ise şu clock şuraya gelen clock biraz daha geç gidecek oraya. Gecikmelerden dolayı. Dolayısıyla bunların arasındaki hani senkron diyoruz ya senkron. Senkrondan kasıt bütün flip flop'lar, register'lar aynı clock sinyalini almalı diyor. Burada bu gerçekleşmiyor. Çünkü bunun yükselen kenarı şu TA'nı iken şuna gelen klon yükselen kenarı şu ve arada bir fark var. Bunlar da senkron değil. Farklı clock domain deniyor bunlara. Dolayısıyla bu da tam olarak bir senkron sıralı devre olmuyor yani. Hani bu tarz farklı devre çeşitleri var. Bizim özellikle FPGA'de karşılaşabileceğimiz devreler işte normal bir modül. Bu şekilde bir state machine var burada. Burada hani yine bir state machine dediğimiz var. Yapı fakat çıkış sinyali combination etkili pipeline karşılaşacağımız şeyler. Bu tarz şeyler de olabiliyor. Bunlar da FPGA. Şu artık dediğim gibi pek yok. Şu ASIC de belki. Bu da normal bir combination block. Bu da olabilir FPGA'de. Böyle demişken şimdi biraz sonlu durum makineleri yani finite state machines bu da senkron sıralı devrelerde çok önemli bir konu. Hatta bu logic dersinin en önemli konuları bu combinational logic'i iyi anlamaktı. Birleşik devreleri işte nasıl çalışıyor decoder, max bunu Verilog'da nasıl yazıyoruz combinational. Sonra sequential sıralı devrelerde de bu state machine dediğimiz durum makinesi kavramını çok iyi anladığınız zaman artık iyi bir sayısal tasarımcı olmak için çok bir engel kalmıyor önünüzde. Bir de bir timing konusu var. O da buna alakalı yine. Ama bunlar çok kritik. Yani combinational logic nedir? Sonra state machine nedir? Finite state machine nedir? Nasıl çalışır? Yani sequential sıralı devre konusundaki en böyle kapsamlı şey de budur. Finite state machine. Ve çok mantıksaldır. Hani dersin adı da mantıksal devre tasarımı. Logic. Bu da gerçekten çok mantıksal bir şey. Şimdi anlattıkça göreceksiniz. Yani aslında bütün hayatımız bir state machine'den ibaret. Yani bu zaten bu otomata diye bir konu var. Orada da bu tarz durumlar inceleniyor teorik anlamda. Gerçekten bütün hayatımız state machine yani. Öyle diyebilirim. Şimdi sonlu durum makinesi. Biraz ismi değişik. Ona bir bakalım. Neden sonlu durum? Yani bunu şöyle sonlu şu demek. Sonsuz değil demek aslında. Çünkü n adet flip flop ile 2 üzeri n kadar durum meydana getirilebiliyor. Yani bunu daha iyi böyle visualize etmek için diyelim 3 tane benim flip flop'um olsun. Şöyle 3 tane flip flop çizelim şuraya. Clock geliyor. Yani burada kaç tane durumum olabilir benim? 2 üzeri 3. 8. Niye? 0, 0, 0, 0, 0, 1. Yani doğruluk tablosu da çiziyorduk ya. 1, 1, 1. 0'dan 7'ye kadar 8 tane durumum olabilir. O yüzden sonlu. Belirli işte 10 tane varsa, 10 tane flip flop, o zaman 1024 tane değil mi? Durum meydana getirebilirim 2 üzeri 10'dan. Durum tablosu oluşturma. Giriş sinyalleri ve şu anki duruma present state deniyor. Göre sonraki durum next state ve çıkış sinyallerini hesaplayacağız. Şimdi combinational birleşik devrelerde ne yapıyorduk? Doğruluk tablomuzda
Şöyle yapıyorduk. Inputs, outputs diyorduk. Ve doğruluk tablosunu çiziyordunuz. 0, 0, 0 değil. 4 bitse, yani 4 giriş varsa diyelim 2 tane de çıkış olsun. Birisi A olsun, biri B. Girişlerde W, X, Y, Z. Bütün olasılıkları yazıyorduk doğruluk tablosunda. Ona göre bütün çıkış durumlarını yazıyorduk. Yani burada durum tablosu dediğimiz şey var. Hani doğruluk tablosundan ziyade. Tamam, giriş sinyalleri var. Ama bir de şu anki durum var. İçerideki duruma göre değişiyor ya. Şu anki durumu da şu tablonun sol tarafına yazacağız. Ve hesaplamam gereken şey sağ tarafta. Sonraki durum, next state dediğim şey. Ve yine çıkış sinyalleri. Yani giriş ve çıkış sinyallerine şu anki durum ve sonraki durumda eklenmiş oldu. Bunun adı da durum tablosu oldu. Her bir saat vuruşunda flip-floplar sonraki durum, yani next state adını verdiğimiz sonraki durum değerini alıyorlar ve buna göre de çıkış sinyalleri güncelleniyor. Evet. Şimdi iki tür sonlu durum makinesi var. İnternete zaten finite state machine dediğimizde göreceğimiz iki tane isim bu. Moore Mealy. Bunlar da konseptsel bir şey. Aslında şurada da gösterdim. Şu Moore'du, şu Mealy'ydi. Şimdi göreceğiz zaten. Moore makinelerinde çıkış sinyalleri sadece devrenin o anki durumuna bağlıdır. Yani giriş sinyallerine bağlı değil, çıkış sinyalleri. Sadece devrenin durumu dediğim register, flip-flop'larda ne varsa oraya bağlı. Mealy'de ise, Mealy makinesinde ise çıkış sinyalleri hem devrenin o anki durumuna hem de giriş sinyallerine bağlı. Şu yani hem devrenin o anki durumu etkiliyor çıkışı, hem de şu giriş sinyalleri etkiliyor. Buna da Mealy denir. Ve bu yöntemler arkadaşlar 1955 ve 56'lı yıllarda ortaya atılmış. Yani çok eski konular aslında bu lojikle alakalı konular. Zaten işte Boole dediğimiz kişi 1800'lerin sonlarında Boole teorisini atmıştı, Boole cebirini. İşte bunları Huntington 1900'lerin başında postülatları yayınlamıştı. İşte 1950'lerde de bu mesela state machine, sonlu durumlarla ilgili çalışmalar yapılmış. Ve 1950'lerde bunlar ortaya atılmış. Birisi Edward F. Moore, 25'te doğmuş, 2003'te ölmüş. Bell Laboratuvarı'nda çalışmış. University of Wisconsin'de de akademik kariyerini devam etmiş. George Mealy de yine bakın benzer tarihte doğup ve 55'li yıllarda hani 30'lu yaşları, daha yeni 20'lerin sonu, 30'ların başında da bu makalelerini yazıp hala günümüzde de bunların isimlerini biz de öğrenmek durumunda kalıyoruz. Bakın 30'lu yaşlarında veya 20'li yaşlarının sonunda bu teorileri ortaya atmışlar. Bu da yine bakın o zamanın Bell Laboratuvarı ve Harvard'da hocalık yapmış. Yani bu Bell Laboratuvarı 1940'lar, 50'ler, yani savaş sonrası değil, post Second World War, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemden 1970-80'lere kadar çok ciddi şeyler. Bu hep Bell Laboratuvarı. Sonra da bir de şurası vardır. IBM Watson mıydı? Research Center. Yine burası da bu bilgi, yani bilgisayar dediğimiz, sayısal tasarım dediğimiz konularda en önemli buluşlar, bilimsel çıkarımlar hep buralarda olmuş. Bell Laboratuvarı ve IBM Research Center Amerika'da. Gerçekten o yıllarda müthiş bir soğuk savaş etkisiyle de ciddi bir araştırma geliştirme yapılmış. Ve bu insanlar 50'li yıllarda, 60'lı yıllarda, 70'li yıllarda işte VLSI teknolojileri hep Amerika'da çıkıyor ve Amerika gerçekten o konuda onun hala ekmeğini yiyor. Ve bu çalışmalar mesela Japonya bunları çok iyi devralmış. Mesela bu teknolojileri Amerikalılar bulmuş ama Japonlar bunu 70'lerde gidip oradan öğrenip 80'lerde, 90'larda özellikle Japonlar bir ara gerçekten dünyanın iki numarası diyebilirdik belki teknoloji anlamında.
Şimdi de çok iyi durumda ama o yıllarda bunu çok iyi bir anda devralmışlar disiplinli çalışmalarıyla. Hakeza 80'lerde yine Güney Kore'de aynı şekilde bu Amerikalılardan bu bilgiyi alıyorlar. Ve mesela şu an çip tasarım konusunda, yani fabrika pardon, çip üretim konusunda Japonlar ve Koreliler de çok iyi yerdiler. Samsung, 80'lerin şeyleri. Yine Japonya, özellikle memory alanında çok iyidir yani. Evet, diğer dersimiz başladı diyor arkadaşımız. Ayrılmak zorunda olanlar ayrılabilir. Nasıl olsa ben de YouTube'a yükleyeceğim. Oradan takip edebilirsiniz. Bir 5-10 dakikayı da bitir. Şu Murmili'den biraz daha bahsetmek istiyorum çünkü. Neyse ki YouTube'a yüklüyoruz. Bu da gösterim olarak bu şekilde aslında. Bu bakın Moore sonlu durum makinesi. Giriş sinyalleri var. Ve bu giriş sinyalleri ve şu anki durumum benim bir sonraki next state dediğim combinational logic'im. Burada diyeceğim ki ben mesela if şu input şuysa ve if durumum da şuysa o zaman bir sonraki state'im şu olsun. Yani mantıken. Ve sonra clock vurduğunda da bu next state'leri state'e atanacak. Ve çıkış sinyalleri de sadece o anki durum neyse ona göre bir lojik var. Yani şunun gibi if state'im şuysa output'um bu. Else if state'im şuysa output'um bu gibi bir mantık pseudo kod düşünelim. Mealy'de ise Mealy yazayım mı yazayım? Şurası Moore. Şurası Mealy. Mealy'de ise Mealy'de. Burası yine okey. Yani next state logic dediğim kısım bir sonraki state'i oluşturan şey. Şu anki durumum neyse onu alıyorum. Bu etkiliyor. Ve yine giriş sinyallerim de etkiliyor. Fakat şuradan giriş sinyallerim aynı zamanda çıkış sinyallerini de etkiliyor. Yani şöyle değil. Yani burada o zaman çıkış sinyalleri için de şöyle diyeceğim. İşte atıyorum Y olsun. Y eşittir. İşte if state'im şuysa ve inputlar şuysa. Else if state'im buysa, inputlar buysa gibi. Yani benim giriş sinyallerim de çıkış sinyallerine doğrudan etkisi olacak. İşte bu da Mealy. Moore ve Mealy. Şimdi final state ile ilgili bir devre analizi örneği var. Bunu da artık o zaman haftaya olan dersimizde buradan devam ederiz ve kaydı durduralım.